Şimdi tabii geçen haftanın önemli konularından, hep de diyoruz önemli konular, gerçekten önemli konular. Geçen hafta AK Parti'nin biliyorsun ilçe kongreleri devam ediyor. AK Parti'nin hem Palandöken ilçe kongresi hem Yakutiye ilçe kongreleri yapıldı. Tabii bunun aynı zamanda bizde bir yansıması da oldu. Hem Palandöken ilçeyle ilgili özellikle. Yakutiye ilçeyle hiç konuşmadık. Ne düşünüyorsun Palandöken ilçe seçimleri ve Yakutiye ilçe seçimleriyle ilgili? Cem Bey, bu hafta anadoluhaber.com ve erzurumhaber25.com'da da yayınlamış olduğumuz iki haber vardı. Önemli iki haberdi. Bunlardan bir tanesi Palandöken ilçe teşkilatının seçimlerde il delege kurulu listesindeki isimlerden bahsettik. Bunlardan bir tanesi neydi? Mustafa Tunç'tu. Ben Mustafa Tunç'u hiçbir şekilde tanımıyorum. Sadece işte sosyal medyada fotoğrafını görerek tanıdığım bir kişi. Kendisiyle uzaktan ve yakından ne ticaretim ne siyasetim hiçbir şeyim olmamış bir isim. Ama Mustafa Tunç denilen şahıs, kişi kimse, her kimse herhalde bir eğitim kurulunda müdür yardımcısı. Sahibi yönetim herhalde öyle. Neyse. Yani, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in yapmış olduğu çalışmaları acımasızca eleştiren bir kişi olarak tanıyoruz. Hatta bu kişinin tek amacı internet fenomeni olmaktı herhalde. İnternet fenomeni olmak da içinde Mehmet Sekmen'in ve AK Parti teşkilatlarının çalışmalarını acımasızca eleştiren bir kişi olarak kamuoyu tarafından tanınan kişiydi. Bu kişinin o listelerde ismini görmek beni, AK Parti'ye oy veren beni, evet ben AK Parti'ye oy verdiği için beni gerçekten rahatsız ediyor. Önceki dönemde nasıldı? Ahmet Küçükler döneminde Ahmet Küçükler'le beraber oldu. Oraya geleceğim. Lütfen bir gelir misiniz Ender Bey? Bir an önce gelin, ben merak ediyorum. Mehmet Sekmen beyefendinin çalışmalarını beğenmeyebilirsiniz. Yaptığı yatırımları beğenmeyebilirsiniz. Ama AK Parti'nin teşkilatlarının içerisinde olup AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i eleştirme hakkınız elinizden alınmıştır. Ama siz eleştiriyorsunuz ve elinizde hiçbir belge bulunmadı. Bir tane belgeli haberimize rastlamadım. Bir tane belgeye dayanır bir yolsuzluk, bir kötü iş, bir ihaleye fesat karıştırma ya da ne paylaşıyorsanız hiçbir tane belgeye dayanıksız sadece sallayıp duruyorsunuz ve siz AK Parti Palandöken ilçe başkanı Ömer Hak'tan Ömeroğlu tarafından listeleri alıyor. İl delegesi. Yani burada bir ihanet mi var? Burada ihaneti yapan AK Parti Palandöken ilçe teşkilatı mı, ilçe başkanı mı? Yoksa siz mi doğruyu yapıyorsunuz? Ben burada bir çelişki içerisinde kaldım. Ve biz bunu haberleştirdik. Ben bunu tasdik etmiyorum, onaylamıyorum. Bir seçmen olarak iyi bir şey olduğunu görmüyorum. Peki Mustafa Tunç, AK Parti'nin geçen dönem belediye başkanı Ahmet Küçükler zamanında Büyükşehir Belediyesi'nden çıkmayan bir isim olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki o zaman ben burada Mehmet Sekmen ve ekibine şunu sormak istiyorum. Lütfen AK Parti'nin gelecek seçimlerde ve bundan sonraki AK Parti'nin varoluşunda AK Parti'ye zarar veren kişileri deşifre etmek adına şunu soruyorum. Mustafa Tunç isminin Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde Ahmet Küçükler döneminde almış olduğu bir ihale var mı? Yapmış olduğu işler var mı? Bunları çıkarıp ki emir buyurursanız muhasebede, emir buyurursanız belediyenin içerisinde mutlaka vardır. Çıkarın ve deşifre edin. Çünkü burada AK Parti'ye ve en önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olan AK Parti'ye bir ihanet vardır. Ben bu ihanetin de deşifre edilmesini bir AK Parti seçmeni olarak istiyorum. Bu da benim en doğal hakkım. Eğer 2019'da benden yeniden AK Parti'ye oy vermemi isteyecekseniz ben ve tüm seçmenden, tüm seçmen bunu istiyor. AK Partili bir belediye başkanını acımasızca eleştiren Mustafa Tunç'un AK Parti delegesi olarak karşımıza çıkmasın. Ben ihanet olduğunu kabul ediyorum. Bana ihanet olduğunu Büyükşehir Belediyesi'ne çıksın desin ki bakın Ahmet Küçükler döneminde Mustafa Tunç şu 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 işleri yapmıştır. Biz ona şu 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 işleri bizden istemesine rağmen biz ona şu 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 işleri vermediğinizden dolayı bizi eleştiri yağmuruna tutmuştur desin.
Hatta Ömeroğlu da yerini bilsin ya bir an evvel. O AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ihanet eden Mustafa Tuncu ya listelerinden çıkarsın, partisinden ihraç etsin ama mutlaka bir sonuca varsın. Gelelim bir başka isme. Sedat Özaras. Evet, Sedat Özaras'ı biz Fatih Yeşilyurt il başkanıyken il yönetiminden tanıdığımız bir isimdi. Daha önce sanırım Murat Kılıç başkanlığında da il yönetiminde görev yapmış. Bu kişinin Twitter hesapları AK Partili yöneticilerin elinde dolaşıyor. Diyorlar ki, yahu bizi CHP'ler daha kötü yere koymuş. Bize şunu yapmış, bize bunu yapmış. Bugün Palandöke İlçe Teşkilatı'nda Sedat Özaras ismini de il delegeleri arasında ismini görüyoruz. Burada bir sıkıntı var. Burada Sayın Mehmet Emin Öz'e de düşen bir görev var. Listelerinizde kimler var ya? Bir ilçe başkan adayı ben adayım diyor. Delegelerine bakın kimler var. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu da koyun o listeye. Gidin Muharrem İnce'yi de o listelere koysalar demek ki il başkanının haberi olmayacak. Olur mu böyle bir şey ya? Tamam. Palandöke İlçe Teşkilatı'nda demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin olması da sizin için o kadar önemli bir şey değil. Ki Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar AK Parti bir muhalefet partisi olarak eleştiriyorsa işte bu iki saydığımız isim de AK Parti'yi en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar eleştirmiş iki isim. Bunların da olması eğer size karşı sizin için bir ayıp değilse başka söylenecek hiçbir şey ben bulamıyorum. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Siyasette tabii mutlaka tutarlı olmak çok önemli. Siyasette il ve ilçe teşkilatlarının listeleri tabii ki çok önemli. Listelerdeki isimlerin tutarlı olması, halka belli mesajlar vermesi, daha doğrusu siyasi partinin, siyasi hareketin tabanını harekete geçirebilmek için partilerin il ve ilçe teşkilatları bunun için var. Partilerin il ve ilçe teşkilatları, partilerin politikalarını, partilerin düşüncesini, siyasetini halka anlatma noktasında çok önemli görevler üstleniyorlar. Bu nedenle şunu söyleyeyim, şehirlerdeki siyasetin lokomotifi il ve ilçeler, devamında bunların tamamı işte o partiyi 81-82 vilayet neyse bir araya geliyor. Sonuçta o partiyi oluşturuyor. Şimdi siyasi partilerde ve siyasi hareketlerin içerisinde ben geçen hafta bir an itibariyle de paylaştım. Şöyle dedim, burası dedim Mehmet Emin Öz'ün AK Parti il başkanının tencere tava sattığı Sersu muydu? Özsu firması değil. Burası kesinlikle... Sesun evden çıktı. Vardır manası, söylerim sana sonra onu. Şimdi yani aklıma o geldi. Hayır, aklıma o gelmedi. Onun altında bir onu sana ben sonra anlatırım. Buradan Sesu değildir. Neyse Özsu'ymuş. Özsu değildir. Burası tencere tava satma dükkanı değildir. Siyasi partileri, siyasi hareketleri, hele ki AK Parti gibi güçlü iktidarların olduğu, daha doğrusu iktidar partilerinin il ve ilçe seçimlerini, il ve ilçe teşkilatlarının en büyük düşmanı hizip hareketleridir. Şimdi ben burada şöyle bir birlik ve beraberlik görüyorum. Bunu Sayın Bakanımız Profesör Doktor Recep Aktağ'a da, İbrahim Aydemir'e de, Zehra Taşkesenlioğlu'na da, Orhan Deligöz'e de, Mustafa Ilıcalı'ya da buradan açık açık söylüyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle bir düzen var ortada. Palandöken Belediye Başkanı, Palandöken ilçe başkanı, efendim AK Parti il başkanı, bunlar bir araya gelmişler. İşte Sedat Özaras, Mustafa Tunç, daha başka isimler var, onları saymak istemiyorum. Bunların hepsi bir araya gelmişler. AK Parti Erzurum il teşkilatını ve ilçe teşkilatlarını avuçlarına alma, onlardan bir hizip oluşturma eğilimindeler, haberiniz olsun. Şimdi Ender Bey söyledi, ben çok detayına girmeyeceğim. Palandöken ilçe seçimi yapıldı. Hakan Ömeroğlu yeniden başkan oldu. Orada bir ilçe yönetimi oluştu. Geçtiğimiz hafta başarılı oldu. Bugün de başarılı yönetimi söyledi. Orada bir ilçe yönetimi oluştu ve her ilçenin de kendi içerisinde seçtiği il delegeleri var. İşte il delegelerinden iki tane isim. Birisi Sedat Özaras,
Twitter'da AK Parti aleyhinde yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı. Mustafa Tunç'un da AK Parti Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin bir Büyükşehir Belediyesi olan Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ve başkanı ile ilgili yapmış olduğu sosyal ağlardan paylaşımları orta yerde duruyor. Şimdi Sedat Özaras'ın yapmış olduğu paylaşımların hepsi düşünceyi açıklamaktır. Ben hepsine saygı duyabilirim. Mutlaka. Belki de katıldıklarım da olabilir ama hem bir siyasi hareketin içinde olacaksın, hem bir siyasi hareketle beraber hareket ettiğini, o davayı benimsediğini, o davayı özümsediğini söyleyeceksin. Hem o siyasi partinin bir dönem önce il başkan yardımcılığını yapacaksın. Bir dönem sonra senden il başkan yardımcılığı alındı diye hukuk devleti olmadığını, CHP adaletli davranmadığını, CHP zihniyetiyle aynı hareket ettiğini, ucuz kömürün milletin imanını gevrettiğini, ucuz kömürden birilerinin malı kapıp götürdüğünü söyleyen hepsi bir düşünce, saygı duyuyorum. Ama mensubu olduğun siyasi partiyi ayaklar altına alan açıklamalar yapacaksın. Ve bu açıklamaları yaparken de bir yandan da o partinin İl delegesi olacaksın. Kardeşim bu bir duruş hadisesi değil. Böyle bir duruş olmaz. Hakan Ömer Oğlan'a buradan söylüyorum. Benim siyasi partim olsa, ben o partide teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olsam, hemen şimdi derhal acilen ivedilikle Derekamp, Palandöken ilçenin komple istifasını alırım. Ve Palandöken ilçe seçimlerini yenilerim. Bir, iki, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz. Kardeşim burayı Ertan Say'la karıştırma. Burayı tencere tava dükkanıyla karıştırma, karıştırıyorsun. Sen burada kendine göre bir grup, kendine göre bir hizip oluşturup AK Parti'de bir şeyler yapacağını, kendine göre makam, mevki, milletvekilliği, meclis üyeliği, efendim ilçe başkanlığı, il yöneticiliği gibi makam ve mevkileri kendinin dağıtacağını zannediyorsun. Kardeşim senin niyetin halis değil, sen halis düşüncelerle hareket etmiyorsun, sen aynı hani derler insanlar aya benzer, her zaman saklıda bir yüzleri vardır gibi hareket ediyorsun ve senin saklıda bir yüzün var. AK Parti üzerinden, Erzurum AK Parti üzerinden kendine göre bir siyaset şekillendirmek istiyorsun. Aslında senin böyle bir şeyi şekillendirmen mümkün değil. Çünkü AK Parti'nin siyaseti Erzurum'da değil, Ankara'da şekilleniyor. AK Parti siyasetini şekillendirirken, Mehmet Emin Öz, AK Parti siyasetini şekillendirirken sen bir Recep Akdağ'ı yok sayamazsın, bir Mehmet Sekmen'i yok sayamazsın, bir İbrahim Aydemir'i yok sayamazsın, efendim bir Azize Belediyesi'ni, bir Azize ilçeyi yok sayamazsın. Bakın Azize ilçede Selim Alak konusunda patlattığınız bomba tüm Türkiye'de haber oldu kardeşim. Yani sizin atanmasına müsaade ettiğiniz Selim Alak görevden alındı. Şimdi onun için ben AK Parti Genel Merkeze ve Genel Başkan Yardımcısına buradan seslenmek istiyorum. Böyle bir rezalet olamaz. Mehmet Emin Öz'ün il başkanlığında, Hakan Ömeroğlu'nun ilçe başkanlığında yapılan ilçe seçimi yeriyle bir skandaldır. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aşağılayan, politikalarını aşağılayan... Selim Alak'ta ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Selim Alak da bu minvalde bir şeyler açıklamıştı. Onun için şunu söyleyeyim. AK Parti Palandöken ilçenin seçimi tamamen şaibelidir. Bana göre hemen şimdi derhal acilen ivedilikle Derekamp, Palandöken ilçe başkanı ve ilçe oluşturulan ilçe yönetim kurulu ve il delegeleri listesi hemen şimdi derhal acilen ivedilikle Derekamp iptal edilmelidir. Yeniden oluşturulmalıdır. Ya da Sedat Özaras, Mustafa Tunç gibi isimlerin bir an önce il delege listesinden çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Burada Mehmet Emin Öz Sayın Başkanımıza şunu söylemek istiyorum. Evet, Mehmet Emin Öz Başkanımız şu anda seçimde değil, atamayla gelmiş bir il başkanı. Tabii önümüzdeki günlerde ilçe başkanlıkları seçildikten sonra il başkanlığı seçimine gidilecektir. Ama ben burada Mehmet Emin Öz'e burada öz eleştiri yapmak istiyorum. Burada bir gazeteci olarak değil,
Burada bir AK Partili seçmen olarak, burada bir Recep Tayyip Erdoğan'ı seven bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak burada bir öz eleştiri yapmak istiyorum ki lütfen mutlaka dinlemenizi, mutlaka da yerine getirmenizi istiyorum. Sayın Başkanım, sizi bir AK Partili seçmen olarak göreve davet ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevginiz varsa sevginizden dolayı yapın. AK Parti'ye gönül vermişseniz gönül verdiğiniz gönül birlikteliğinizden dolayı yapın. Ya da ben sizin kişiliğinizi, şahsiyetinizi, gerçekten hassasiyetlerinizi, bugüne kadarki yapmış olduğunuz halk sohbetlerinde, bugüne kadarki yapmış olduğunuz toplantılardaki çıkışlarınızdan binaen, onlara saygı duyduğumdan dolayı gerçekten inandığım için sizi bu göreve davet ediyorum. Bakın burada Sayın Anadolu Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cem Atmaca Beyefendinin benim Twitter hesaplarımda AK Partili bir meclis üyesinin göndermiş olduğu şu sorular beni Erzurumlu bir vatandaş olarak rahatsız etti deyip haber yapmış olduğumuz Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Bülent Engin hakkındaki bazı şaibeli sorular var idi. FETÖ ile mücadele noktasında Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan sevginizi, saygınızı, vatana millete olan birlik ve beraberliğinizi düşünerek sizi göreve davet ediyorum. Allah'ın rızası için davet ediyorum. Gelin Cem Atmaca'ya şunu sorun. Sayın Cem Atmaca, elinize benim kendi partimin meclis üyesi olarak isminin söylediğiniz bir kişiden gelen mesajların ve ihbarların olduğunu söylüyorsunuz. Sayın Cem Atmaca, bana onları gösterir misin? Sen yalan mı söylüyorsun? Yoksa benim AK Partili meclis üyeme iftira mı ediyorsun? Benim partimin ismini mi kullanıyorsun? Bana çıkarıp onlara göstereceksin. Ben de gereğini yapacağım diyeceksiniz. Sayın Mehmet Emiröz, bu görev size ait. Bu görev sizindir. Çünkü burada iddia edilen şeyler çok ağır. Burada şunlar iddia ediliyor. AK Partili Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin'in evini FETÖ'ye karargah olarak verdiği iddia ediliyor. Gel sor de ki Cem Atmaca, kimden geldi bu mesajlar sana? Bu mesajları sana atan kişinin AK Partili meclis üyesi olduğunu söylüyorsunuz. Bakayım bu kişi benim meclis üyem mi? Yalan mı söylüyorsun? Partime iftira mı ediyorsun diye soracaksın. Bu görev Mehmet Emiröz senindir. Sayın Başkanım, eğer ki bunu yapmıyor isen burada AK Parti'ye ihanet var. Burada Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet var. Ve tarih sizi affetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihi sizi affetmeyecek. 81 vilayetin %85 oy veren Erzurum sizi affetmeyecek eğer ki bu soruyu sormaz iseniz. Bu soruyu sorun. Cem Atmaca da inanıyorum ki çıkarıp size Sayın Başkanım, Milliyetçi Hareket Parti değil, Cumhuriyet Halk Partili değil, HDP'li değil, AK Partili meclis üyesi şunları iddia etti. Ben de bu iddialara istinaden AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin'e bunları sordum. Buyurun burası ordu meydan. Eğer ki AK Parti'ye, eğer ki Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etmiyorsanız bu soruyu Cem Atmaca'ya sormalısınız diyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ender Bey yine masayı falan kırdı ama ne yapalım. Şimdi efendim, hukuk herkese lazım. Şimdi Zafer Bülent Engin'le ilgili burada bir soru soruyoruz. Bu soruyla ilgili Zafer Bülent Engin hukuka gidiyor. Hukuka gitmek hepimizin, herkesin en tabii hakkı. Herkes hukuka gidebilir. Hukuk herkese lazım. Güçlüye de lazım, güçsüze de lazım. Yani şunu da istiyorum ben Erzurum'da. Ben öldükten sonra benim hukuk serencamımı bir Erzurumlu gazeteci, bir Erzurumlu araştırmacı Cem Atmaca'nın hukuk serencamını Allah rızası için ben öldükten sonra vasiyet ediyorum. Bir açsın da bir baksın ki Cem Atmaca neler görüyor, nelerle uğraşıyor. Şimdi yani güçlülerin hukuku değil yani. Hukukun gücünden, üstünlerin hukuku değil. Hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Mehmet Emiröz Başkan efendim herhangi bir iddia karşısında Zafer Bülent Engin'e yapılan o iddiaların burada açıklaması var bende kardeşim. Mahkemede götürüp hakimin önüne koyacağım. İşte Cemre, bunu gelip Mehmet Emin Öz'e sormasın. Bir dakika aynı şeyi söyleyeceğim. Bir dakika şimdi. Şimdi burada siz
hem bu iddialara muhatap olan kişiyi hem Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcılığında tutmaya devam edeceksiniz. Bununla da kalmayacaksınız. Palandöken ilçe seçiminde onu da getirip il delegesi yapacaksınız. İşte üçüncü sorun. Hattan Ömeroğlu'nun üçüncü. Kardeşim siz bana sordunuz mu? Neye istinaden bunları efendim? Bu iddiaları neye istinaden yaptın? Ev veriyorum. Evin kapı numarasını veriyorum ben daha ne yapayım kardeşim? Gidip araştırın. Ha şöyle diyebilirsiniz. Efendim bizim Ankara'da falandan dolayı şöyle bir gücümüz var. Biz o güçlere biz bir şey demiyoruz. Hiç kimseyle efendim tartışmak, hukuka gitmiş saygı duyuyoruz. Ama Mehmet Eminöz'ün bu konuyla ilgili, Zafer Bülent Engin konusuyla ilgili sesini çıkarmadığı için, buna göz yumduğu için, Sedat Özaras'ın konusuna göz yumduğu için, efendim Mustafa Tunç'un konusuna göz yumduğu için bir sorumluluğunun olduğunu, bu sorumlulukla ilgili kendisine günü geldiği, zamanı geldiği zaman AK Parti tarafından hesap sorulacağını da buradan belirtmek istiyorum. Ben burada yazdığımı, söylediğimi sadece burayla değil, Cumhurbaşkanlığıyla da paylaşırım, Başbakanlıkla da paylaşıyorum. Mektup yapıyorum, dosya yapıyorum, zarf yapıyorum, gönderiyorum, haberiniz olsun diyorum. Bu Palandöken ilçede yaşanan hem Sedat Özaras, hem Mustafa Tunç, hem Zafer Bülent Engin skandalının hemen şimdi derhal acilen ivedilikle dere kap çözülmesi gerektiğini, bunun temiz siyaset adına, AK Parti siyaseti adına, AK siyaset adına, Erzurum siyaseti adına çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka bir şey mi diyeceğiz? Milletvekillerimiz ne iş yapıyorlar Cem Bey? Burada Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ, Türkiye'ye, dünyaya marka olmuş bir isim. Sayın Recep Akdağ'ın mutlaka Erzurum'da danışmanları var. Mutlaka Recep Akdağ'ın basın ve medyayı takip eden personeli ve birileri var. Bunlara sesleniyorum. Bakın burada anlattıklarımız çok basit şeyler değil. Sayın Recep Akdağ'ın basınıyla ilgili kişiler. Bunu mutlaka iletin. AK Parti Palandöken ilçe teşkilatında AK Parti'yi yerden yere vuran kişilerin AK Parti listelerinde olduğunu görüyoruz. Yine Mustafa Ilıcalı Sayın Milletvekilim. Sayın Milletvekilim her şeyde cevvalsiniz. Her şeye koşuyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Bizi mahkemeye vermekte çok cevvalsınız. Buyurun gidin AK Parti ilçe teşkilatını verin mahkemeye. Ama Palandöken'de biliyorsun Palandöken seçimlerinde, Palandöken ilçe seçimlerinde orada bir slayt hazırlandı. Ben bundan mesaj alabilen bir insanım. Bu mesajı ben alıyorum. Eğer Mustafa Ilıcalı almıyorsa bu mesajı ben alıyorum. Eğer İbrahim Aydemir bu mesajı Mehmet Sekmen almıyorsa, susuyorsa durum çok vahim kardeşim. İşte orada bir slayt gösterisi yaptılar. O slayt gösterisinde hiçbirinize yer vermediler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de orada efendime söyleyeyim divana dedi ki bak divan bunları dedi Ankara'ya bildir dedi. Ankara'ya onun için şunu söyleyeyim işte bakın burada Ankara'ya bildirilecek konuları biz bulduk çıkardık işte. İşte biz bu şehirde bu işi yapıyoruz. Ha şunu söyleyeyim. Sizin gitmiş olduğunuz hukuk sizin değil bizim de hukukumuz. Aynen. O hukuk herkese lazım. Hepimizin hukuku. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Hukuk kardeşim sizin yapmış olduğunuz kötü işleri perdeleme mekanizması değildir. Hukuku bu şekilde kullanmayın. Erzurum'da bize karşı hukuku kendi yaptıkları kötü işleri perdelemek için kullanıyorlar. Hukuk buna izin vermiyor. Hukuki süreçten dolayı böyle yapıyorlar. Zafer Bülent Engin beni mahkemeye vererek, Orhan Bulutlar beni mahkemeye vererek, kardeşim tüm samimiyetimle söylüyorum, bütün AK Partililere, bütün milletvekillerine sesleniyorum. Aziziye Belediyesi'nde neydi önceki başkanın adı? Ender Fatih söylemez. Cengiz. Hayır bilir onu söylemez özellikle. Fatih Cengiz'in yapmış olduğunun daha vahimini Orhan Bulutlar yapmış, bütün AK Partililer size sesleniyorum. Gerekeni yapın. Evet Sayın Mustafa Ilıcalı. Buyurun göreve. Buyurun Erzurum halkı olarak. Hani geçtiğimiz programda demiştik ya bununla ilgilenin. Evet bu hafta yapmış olduğunuz haberleriniz çok güzeldi. Hoşunuza da gitti. Yani bir şehit ailesine çıkarıp paltonuzu vermeniz. İşte budur ya. Gerçekten. Biz bunu diyoruz bu işte. Bu milletvekili gelmiş. İşte biz bunu diyoruz. Diyoruz ki halkla beraber ol kardeşim. Halkla birlikte olmuşsun. Ender Bey bugün durmuyorsun. Burada halkla beraber olmanın adı budur. Burada Cumhurbaşkanımızla beraber olmanın adı budur. Burada AK Partili olmanın adı budur.
Buyurun AK Parti falan ülkenin ilçe teşkilatında Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin, AK Partili belediyenin yapmış olduğu yatırımlara ihanet edenlerin isimleri oradadır. Sayın İbrahim Aydemir, sayın ağabeyim, size milletvekilim demiyorum çünkü size yıllardır ağabey diyordum, yine ağabey diyorum. Sayın milletvekilim, sayın ağabeyim, buyurun buna müdahale edin. Sayın Orhan Demigöz, sayın Zehra Taşkesenlioğlu, buyurun bunlara müdahale edin. AK Parti Palandöken ilçe teşkilatının il delege listesinde AK Parti'ye ihanet edenlerin isimleri var. Buyurun, ortadadır her şey. Evet, Enver Bey bugün coştum. Nedendir bilinmez. Bu konu seni çok coşturdu. Efendim, Haftaya Bakış programı burada sona eriyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.